koca bir arkadayı durdurandı. Küçücük bir gemi hareket etti nereden sizce? Evde kalan son 26 mayının düşman armadasına karşı dökülmesi için ve ilerledi. Yağışla, pusla, karanlıkla iç içe, karartılmış olarak hedefine doğru gizlice.
Kalmıştı ki, kalmamıştı bu cennet vatanı uğruna feda olacak. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şeyda kuşkıracak toprağı sıksan şeyda. Canı, cananı, bütün bağrımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından biri dünyada hüda. Düşman çizmeleri mi çiğneyecek bu vatanı? Namahrem eller mi dokunacaktı mavi dilimin göğsüne? Dinin temeli olan ezanlar susacak mıydı memleketimin göğünde? Ruhumuz senden ilahi şudur ancak emri. Sevmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumuzda benim dinlemeli. Thank you.
1915. Düşman Anzakka ordusunu takviye ediyor. Conk Bayını, Koca Çimen Tepe'yi ele geçirmek yeniden amansızca saldırıyor. Yine bekliyor. Orada yanında Aslan Mehmetçikleri, Anafartalar Grup Kumandanı Albay Mustafa Kemal. Düşman 19 Ağustos'a kadar 2,5 kilometrelik bir cephede 3 tümenle tekrar taarruzlarını yenilemiş. Fakat bu taarruzlar Albay Mustafa Kemal'in karşı taarruzlarıyla Çanakkale Boğazı'nın 11 ay 5 gün kahramanca, erkekçe, mertçe savunan Türk ordusunun komutan ve mehmetçiklerine dayanamayıp çekildiler. Ve İngiltere'nin yenilmez diye bilinen donanmasının tarihteki en büyük yenilgisine meydan vererek ters yüzüne dönüp gittiler. Yaralarını sararak, güçlü gemilerini Çanakkale sularına bırakarak, 250 bin zayiat vererek ve de tarihlerinin kapkara bir sayfasını yazarak gittiler. Geldiklerinden de beter çekip giderken General Hamilton şöyle diyordu. Geriye dönüyoruz. Çok cesur muharebe eden ve çok yüksek ve idare edilen bir ordunun Türk ordusunun karşısında bulunduğumuz unutulmamalıdır. Katiyetle inanıyorum ki Çanakkale geçiremezdi. Dünyanın en kudretli ordularına ders vermiş, yoktan var edilmiş Türk ordusunun atlas kahramanları. Bu vatan bizim vatanımızdır. Gel, yine de gel. Bu defa amansızca, acımasızca gel diye meydan okuduğunu duyarsınız. İsteme benden makber. Sana hakkı şunu aşık.